Çayınızdan birer yudum alın bakalım. Şimdi sen kendine devrimciyim diyorsun, öyle mi? Net öyleyim oğlum. Sen de milliyetçiyim diyorsun, doğru mudur? Doğrudur abi, çok şükür. Peki size şimdi bir soru soracağım. Sen niye devrimcisin? Sen niye milliyetçisin? Söyleyin bakalım. Ülkemiz için abi. Memleket. Bravo. Çok güzel işte. Bakın ikiniz de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Madem ikiniz de aynı şeyi düşünüp duruyorsunuz da niye birbirinizi yiyorsunuz? Bu yaptığınız yakışık alır mı? Bu ne saçmalık? Aynı yemeği yiyorsunuz, aynı suyu içiyorsunuz, aynı kahveyi höpürdediyorsunuz. Ulan kazık kadar adamlarsınız ya. Lenin takımına ayrı, Çakın'ın takımına ayrı çay mı demleniyor? Yok abi, aynı demlikten demleniyordur. Aynı. E madem öyle, aynı demlikten çay içiyorsunuz da neden bu mahallenin çocuklarını yakıyorsunuz? Bu size yakışıyor mu oğlum? Kazık kadar adamlarsınız yahu. Güya biriniz ateş güneşin, diğeri de sönmesilerin başındaki abiler olacaksınız. Bu nasıl abilik ulan? Bu budur arkadaşlık. Bu budur kardeşlik. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz ya? Memleket yangın yerine dönmüş. Sen devrimcilik adına, sen de milliyetçilik adına bu çocukların tamamını yakıyorsunuz. Olacak iş mi? Senin yaptığın devrimciliğin, senin yaptığın milliyetçiliğin içine tüküreyim ben be. Al abi. Tamam. İyi söylüyorsun, hoş söylüyorsun. Yerden göğe kadar haklısın da şimdi bunlar genç. Şimdi bunların kanı kaynıyor. Doğru mu lan? Biz şimdi bunların futbol ayağına gazını almazsak ne olur? Bunlar başka mahallelere giderler. Oralarda millet birbirini kesiyor, birbirini bıçaklıyor. Biz Allah'tan burada futbol mutbol falan derken bu çocukları bir şekilde tatlıya bağlıyoruz. İki göz kafa patlıyor. Doğru mu lan? Öyle. Sonunda her şey tatlıya bağlanıyor Ali abi. Çakı doğru söylüyor Ali abi. Biz ideolojiler için kan dökecek adamlar değiliz yani. Bu mahalle de başka mahalleye benzemez. Belki de böyle koruyoruz birbirimizi. E ona bir şey olsa ben giderim. Bana da bir şey olsa o gelir herhalde. Değil mi? Geliriz tabii yani. Bunları sizden duymak beni çok sevindirdi. Helal olsun size. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bakın yeter ama. Zırt pırt sizi karakoldan toplamaktan sıkıldım. Uzak değil mi karakol? Hadi bakalım çaylarımız soğudu. İçinde kalkalım gidelim. Nafi beklemez. Yalnız Ali abi. Nafi'nin paran çok eksik. Değil mi lan? Çok eksik abi. Yani onun dediğinden daha çok. Bayağı eksik. Bir balya falan eksik yani. Yo. Ben saydım o parayı. O para tamam. Nasıl tamam Ali abi? Biz köfte orlasaydık neredeyse hiç kadar. Da ben bu saydığı için yanlış saymıştır dedim. Ben bir daha saydım. Ya oğlum. İlla kör gözün parmağına mı yapmak lazım? Ben o para tamam diyorsam tamam. Ha. Ya. Hayırlı Allah abi. Helal olsun be sana. Sakın beni orada reklam etmeyin ha. Hadi kalkın gidelim. Hadi. Abilerim amcalarım yok mu Nafi'ye bir moral alkışı be? Yavaş basamaklar. Yavaş. Hayır duası edilecek. Et. Amin. Hadi bakalım Nafi. Koçum benim. Gözüm üstünde. Nafi, gözün açılsın dön. Sana iki tane kitap hediye edeceğim. Gözün gerçekten açılacak. İnşallah abi. Abiler hepiniz çok sağ olun. Hastanem bir sağ salim çıkalım. Allah nasip ederse her şey yolunda giderse eğer. Sizi ilk gördüğüm an bir sene boyunca bütün çaylar benden. Oğlum ne? Oğlum ciddiye almayın lan. Ne yapıyorsunuz? Oğlum batarım lan ben. Ya usta bir sağ salim çıkayım maaşından kesersin. Şaka lan şaka. Sen hele bir iyileş. Maaşına %50 zam be. Helal be Tarka. Hadi ulan ağlatmayın beni. Arabamın egzantrik miliyle okşarım size ha. Hadi hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Buyur Ali. Hadi. Çakı.
Nafi ne kadar kalacakmış hastanede, haberin var mı? Ne bileyim oğlum, bir iki hafta kalır herhalde. Ameliyat sonuçta yani. Niye? Öksüz yetim çocuk ya, başında birisi kalsın diye diyorum, organize edelim işte. Aman be oğlum, siz gözünü seveyim uzak durun. Biz sönmez hilal olarak başında dururuz. Niye yeter uzak duralım oğlum? Bu çocuk geçen gün Nafi'nin yanında yattı. Baksana şuna. Ne konuşuyorsunuz siz be? Oo, Ercan aga hoş geldin. Hayırdır, kıratın şahlanmaz mı oldu? Size ne be? Ercan abi, sen de yavaş gel be abi. Yani çakıyı kuracağım aklıma gelmez ama arkadaş gerçekleri dile getiriyor. Ya iyi kesin. Tarkan bir çay ver. Tarkan yok. Ameliyata gittiler. Haşim de geldi. Gel oğlum gel. Hayırdır Ala abi? Ne oldu, doktor mu yokmuş? Abi bir şey söylesenize ya. Çok söylenecek bir şey yok birader. Az bir şey söyleyin, bir şey söyleyin abi. Ne oldu ya, merak ettirmeyin bizi ya. Doktor ilk kontrolden sonra yaraları iyileşsin, ameliyattan sonra bir daha tetkik ederiz demişti. Tamam. Şimdi ise maalesef ameliyata geç kalınmış. Biliyorum Ali abi ya. Ya abilerim, siz elinizden gelenin fazlasını yaptınız. Eksik olmayın. Ya beni en çok üzen sizleri bir daha görmeyecek olmam.